Keşke zamanında şarkıcı olsaydın. Ben değil mi? Evet. Değil mi? Şimdi yaşlanmıştım yine, oturuyordum kenarda. Oturuyordun ama belki zamanında ne plakların, şeylerin çıkmıştı. Ha? Ben Muazzez Abacı gibiydim. Öyle mi? Bak bak. Ondan o kadar da iddialısın. Evet. İddia. Kim götürdü? Samalım'ın abisi vardı. Ha, ben onu hiç görmedim. Öldü o. Ben çok yeni evliydim Masal. Nereye götürdü seni? Şeyi, ilkokulu bitirmiştim. Aldım bu dedi. Sesi çok güzel dedi. Konservatuvar vardı Beyoğlu'nda. Konservatuvara. Çok iyi tanıyorum o tambur usta. Dedi ki ben de ufak tefeğim. Çok küçük dedi. Ortaokulu bitirin öyle getirin dedi. Ortaokulu bitirin. O kaderim döndü orada işte. O adam. Sizin evde gerçekten dedem otururdu, anneannem ut mu çalardı? Gerçekten mi? Hep böyle bazı geceler şey yapardık. Şarkı gecesi. Gerçekten mi? Vallahi billahi. Sen söyler miydin? Ben de annem. Ut çalıyordu anneannem. Dedem? Dedem söylemezdi. Bilmez miydi? Dayım? O da bilmezdi. Ama sesi güzel dayımın da. Değil mi? Söylemezdi. O küçüktü o zaman. Güzel sesi. Keşke babam izin verseymiş. Neye? Babam bir şey demedi ki. Cemile abi aldı götürdü. Baban demiyorum, babam. Ha. Evlendikten sonra izin verseymiş. Tamam, verir mi? Bir arkadaş vardı Galatasaraylı, Nevin Örnek diye, o gidiyordu. Nereye? Şeye. Koro'ya. Şeyde. Ha, ona bile yollamaz. Oraya yolla diyordu. Ama şey bayağı müzik cemiyeti değil, İstanbul Radyosu. Ha. Bak diyordum, arkadaşın nasıl izin veriyor, ben de gideyim Recep'e. Hayır sen gidemezsin diyor. Soyadını bırak. He git. Ben de kabahat. Bırakıyorum desem Mastan belki de o da.